kurbanı kestikten sonra hemen parçalayıp yemek istiyor insanlar. Aslında bu yanlış. Yaklaşık 6 saat ve 8 saat arasında dinlendirmemiz lazım. Kurban Bayramı öncesi uyarı böyle. Kurban etini hemen yemeyin, biraz bekletin diyor uzmanlar. Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarında fiyat pazarlıkları devam ediyor. Peki kurban kesimi ve sonrası ne olacak? Kurbanlıklar nasıl kesilip pay edilmeli? Özellikle nasıl saklanmalı? Uzmanlar hijyen çok önemli diyor. Üçe taksim ediyoruz. Bir tanesi kendimize, birisi kısım akrabaya, biri de fakir fukaraya dağıtıyoruz. Mahallemizde bulunanlar da falan filan onları araştırıp ona göre veriyoruz. Kesim esnasında kullandığımız ekipman, hayvana temas eden tüm bıçak olsun, satır olsun, kesen kişinin kıyafetleri ete temas etmemesi lazım. Sakatat veya deriye temas eden elimizi ete sürmeden önce mutlaka yıkamamız lazım. Kurban kesildikten sonra kaç derecede nasıl saklanmalı? Örneğin eti yıkamak sakıncalı. Kesildikten sonra etlerimiz 6 veya 10 saat için soğuk depolarda, yani 15 derecenin altında artı 4 derece dediğimiz buzdolaplarında saklayabiliriz. Eğer pişirerek muhafaza edeceksek, pişirildikten sonra etler en fazla 4 veya 5 gün buzdolabında saklanabilir. Son bir not, kurban sonrası bölgedeki yoksulları da unutmayalım. Mahallemizde yoksa araştıracaksın tabii. Daha var, araştırırsın. Bulmak lazım.